Başka Nur talebesi abilerimiz de vardı. Kalabalıktı demin yukarıda yemekteydik. Onların şeyhlerini de gördük. Ama şunu konuştuk aramızda. Şimdi Müslümanlık gelişiyor, tamam. İslam gelişiyor. Ama bir kabukta gelişme ayrıdır, bir de özde gelişme ayrıdır. Kabukta gelişir de adamın içi kadük olmuş. İçi idiş, ruhu gitmiş adam. Hı hı. Ama kabuk Müslüman. Şimdi ona güveniyorlar. O çok büyük bir tehlike olabilir ileride. Yani o bir anda alçaklık yapabilir. Hiç ummadığın yerlere dönebilirler onlar. Yani böyle bir risk var. Evet. Buna karşı bir sohbet oldu, konuşma oldu. Risale-i Nur'dan anlattı ağabeylerimiz. Sık görüşelim dedik Müslümanlar olarak. Yani Nur talebe olarak sık görüşelim. Onlar zaten kalender geliyorlar ama bir kısım Nur talebeleri birbirine görüşmekten şiddetle kaçınıyorlar. Onlar kalender maşallah değil mi? Tabii, evet. Her çağırdığımızda geliyor aşağı yukarı. Halbuki Bediüzzaman diyor ki görüşmede irtibatta ifrat olması gerekiyor. Bak irtibatta bağlantıda ifrat. Bak her şeyde diyor ifrat ifrattır diyor Bediüzzaman. Ama irtibatta ifrat şarttır diyor. Doğru hocam maşallah. Tamam çok güzel bir evet, sözüm. Yani. Yani sık görüşün diyor adamlar. Mesela küfürle beraberler içiyor. Herif adam karşısında şarap içiyor falan. İşte Naci Bey nasılsınız falan diyor. Arz hürmetler ederim efendim falan diyor. Akşama kadar para gelen adamlarla iç içeler. Ağız ağıza nefes nefese burun burunalar. Müslümanlarla görüşme deyince hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Bu konuda kınasın kardeşlerimiz. Yani Nur talebesi kardeşlerimiz desinler ya. Ehli tarih kardeşlerimizle niye görüşmüyorsunuz? Nur talebelerle niye görüşmüyorsunuz? Değil mi? Tabii. Neden bağlantıyı koparıyoruz? Mesela Şeyh Nazım hocamızın mürşitlerine ben kardeşlerimi tavsiye ediyorum. Gidip görüşün diyorum. Feyiz alıyorlar. Gayet güzel. Gayet tatlı. Gidip sohbet edin. Değil mi? Konuşun. Evet. Birlikte çay için ellerini öpün. Kardeşlik ortamı. Mesela Nur talebesi ağabeylere gidin. Ellerini öpün. Bilgi alın. Nasihat alın. Çok güzel. Bu nefret, bu hastalığı onlara iblis verdi. Birbirlerine nefret etmeleri çok korkunç. Çok büyük bir rezalet var. Bu Mehdi düşmanlığına da döndü. Hazreti İsa Aleyhisselam'a düşmanlığına döndü. Adam birbirinden nefret ederse Mehdi'den nefret etmez mi? Tabii. Hazreti İsa'dan da nefret ediyor. Haşa neyüzübillah Allah'a da düşman oluyor fakat gizli oluyor. Ama bunu çocukları da fark ediyor bu ailelerin çocukları. Çocukların dinle alakası kalmıyor. Abi onlar da babalarından ailelerinden nefret ediyorlar. Yani böyle bir felaket var. Onun için sevgi dolu, şefkatli, merhametli birbirine düşkün Müslümanların gelişmesi çok önemli. İnşallah. Çok hayati.